Merhabalar. Paragrafın konusu test 3 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soruda bana soru kökümle bu parçada sanatçının asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hep beraber bir bakalım. Belirgin olmayanı söz haline getirmekte güçlük çekiyorum. Yaptığımız işler kendimizden çok rastlanılanların eseridir. Bu işler kendi özlerini belli ederler, beni ise ancak şöyle böyle belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum. Öyle bir beden yapısı koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli yerinde görüyorsunuz. Asıl anlatmak istediği aslında burada ortaya çıkardığımız eserlerin sanat yapıtlarının ya da benzeri unsurların bizi anlatacağın yani kendimizden bir şey vermekte biraz daha güçsüz kaldığını anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz eserler bizi anlatmak için her zaman yetersiz olmuştur diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Cevabımız aşık olacak. İkinci soruya bakıyorum. Yine bana asıl anlatılmak istenileni soruyor. Bakalım neymiş? Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür ne de zor. Bizim gevşekliğimiz, güçsüzlüğümüz ona bu niteliği veren. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir. Yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir. Yalnız nasıl göründüğü de önemlidir. Şimdi böyle bir şeye baktığımızda biraz nasıl görmek? Herhangi bir durum karşısında nasıl görüldüğünü güzel ya da çirkinliği ile ilgili değil de bakış açımızda bu sudaki kürek örneği gibi aslında doğru bir olan bir küreğin bizim suyun içinde olduğunu bildiğimiz için eğri olduğunu bilmemizle ilgili bir durum. Dolayısıyla herhangi bir durum ya da nesnenin güzel ya da çirkinliği bizim ona bakış açımızla ilgilidir dememiz gerekiyor. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü soruya geldiğimde parçaya göre sanatçının eser yazmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir diyor. İstediğimin tersine ruhum Yularından kurtulup kaçan bir at gibi kendini daha fazla yürüyor. Kafam durup dinlenmeden, hiçbir sıra ve hiçbir ilinti gözetmeden öyle garip düşünceler, öyle saçma sapan hayaller kuruyor ki... ...ileride bunların anlamsızlığını ve acayipliğini görüp kendinden utansın diye hepsini kaydetmeye başladım. Burada aslında ruhunun fiziğine göre, bedenine göre çok daha fazla yorulduğunu ve buna aslında e, engel olamadığını... ...yular kaçıran, yulardan kaçan bir at gibi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla... Ruh ve aklın birbirinden bağımsız kurduğu hayallerinin olumsuzluğunu hatırlatmak için kaydettiğini söylüyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu yüzden bu eseri yazıyormuş. Kaydetmek dediği eser yazmak. Dördüncü soruda vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zenginlik bize ne iyi ne iyilik eder, ne de kötülük. Her ikisi içinde malzeme verir bize. Ondan daha güçlü olan ruhumuzdur ve malzemeyi dinlediği gibi evirir, çevirir ve kullanır. Mutlu ya da mutsuz oluşunun tek nedeni ve sorumlusu kendisidir. Aslında ruhumuzun e, bu zenginliği nasıl kullandığına bağlıdır. İnsan bunu nasıl kullanıyorsa o şekilde evredir diyor. Dolayısıyla ruhumuz zenginliği kullanarak insana mutlu ve mutsuz olabileceği tek unsurdur diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Cevabımız aşık olacaktı. Beşinci soruya geldiğimizde sanatçının vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dış varlığımız tadını ve rengini, iç varlığımızdan alır. Nasıl ki giysilerimiz bizi kendi sıcaklıklarıyla değil, bizim sıcaklığımızla ısıtırlar, bu durumda öyledir. Dış varlığımızın tek görevi iç varlığımızı koruyup beslemektir. Onları soğuk bir bedeni giydirirseniz, soğukluğu korur ve besler. Yani aslında insanın Kendisi nasılsa etkileyeceği unsurlar da başka e, kendisi gibidir. Yani insanın içi neyse dışına da o yansır mı demek gerekir? Evet cevabımız aşık olacak. Altıncı soruya bakıyorum. Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Bazı keşiflerin yapılabilmesi inanılmaz görülüyor. Uğraşırsanız sonuç alamazsınız bir türlü. Keşif yapıldıktan sonra bunca zamandır araştırmacıların gözünden kaçmış olmasına şaşılıyor. Tüm bunlar umutlu olmamızı haklı gösteriyor. Sadece işlemsel tarzların araştırılmasından değil, aynı zamanda daha önce bulunmuş olan tarzların uygulamasından, karşılaştırılmasından ve transferlerinden kitabi deneyim yoluyla çıkarsınabilecek daha pek çok, buluş vardır diyor. Burada aslında anlatılmak istenen olması mümkün olmayan şeyleri biraz daha çaba göstermek sonucunda herhangi bir iyi sonuca varılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla imkansız olarak düşünülmediği ve çaba gösterildiği durumlarda her çalışma bir sonuca kavuşacaktır. Önemli olan biraz daha iyi gözle bakmaktır. Yine bana asıl anlatılmak isteneni soruyor pek çok olgu uygun ölçme tekniklerine sahip olmadığımız için belirsiz kalmaktadır. Bu durumda yapılacak iş onları mümkün bazı ölçüler içine yerleştirmek üzere kavramsal bir çaba göstermektir. Örneğin bir eylemin büyüklüğü nedir sorusunun cevabını buluncaya kadar bekleyemeyiz bazı işlemler yapmak zorundayız. Sözcüğün dar anlamında üzerinden bir deney tasarımımız olsa bile deney yapmanın imkansız olduğu pek çok olgu bu kategoride yer alır. Yani bazı bu olguları ee, açıklamakta yetersiz kalmakla ilgili bir durumdan söz etmiş. Tabii ki de bu yüzden cevabımız A şıkkı bazı olguları açıklamakta yetersiz kalırız olacak. 8. soruya baktım. Sanatçının asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Öznel eleştirinin temelinde yazar ve eleştirmen arasında var olan bir piyasa ilişkisi yatmaktadır. Bazı yazarların bu piyasa ilişkisini yazar üretecek, okur tüketecek, eleştirmen pazarlayacak biçiminde anlamasını eleştirir. Bu ilişki hem yazarın hem de eleştirmenin çıkarlarını korumaktadır. Yapıttaki izleri nesnel bir biçimde sürmek ve bunda olağanüstü bir yan olmadığını göstermek öznel eleştirmenlerin kaçındıkları bir yaklaşımdır. Bu da öznel eleştirmenin okur kitlesini elinde tutmasını sağlayan bir yoldur diyor bana. Şimdi ben buna baktığımda aslında yazarlar ve tenkitlerle yani eleştiri yapanların tenkit uzmanlarının arasındaki bu tüketime ve okuyucu toplamına yönelik tutumlardan bahsediyor. Tıpkı E şıkkında söylediği gibi bu yüzden cevabımız e şıkkı olmalı. Dokuzuncu soruda bana yine yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bir bakalım. Yeniden yaratabilmek için bir hareket noktasının varlığını kabul etmek gerekir. Bu noktanın bir başlangıç olabilmesi için gerisine de hiçbir verinin bulunmaması ve bir tür olarak ileriye doğru yönelmesi lazımdır. Oysa ki özelden genele yani eserden yazara giden yol ister istemez bizi hareket noktası olarak ele alabileceğimiz bir veriden uzaklaştırır. Yani bizim yaratıcılığımızın artması ya da ilerleyebilmemiz için bir hedef noktası belirlememiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla buradan şunu çıkarabiliriz ortaya yeni bir şey çıkarabilmek için, koyabilmek için yönümüz sürekli ileriye göstermelidir. Yönümüzü sürekli ileriye çevirmeliyiz diyebilirim. Cevabımız E şıkkı olacak. 10. soru diyor ki Valeri'nin sözüyle asıl anlatılmak istenen hangisidir? Valeri'nin şair ve okuyucunun eser karşısındaki durumunu açıklayan bir benzetmesi var. Şair kova kova su taşıyıp büyük bir sarnıcı, kimi zaman yıllarca uğraşarak yavaş dar, yavaş yavaş dolduran kişidir. Bu sarnıcın birden okuyucunun üzerine boşaltıldığını düşün. Nasıl olurdu okuyucuya kısa sürede oku, süren okuma süresince yazarın damla damla gerçekleştirdiği bu bütünün birden saldırılması karşısında körleşmez ve onda bu tepkiyi yaratan şaire insanüstü bir varlık gözüyle bakmaz... Diye söylemiş Valeri. Yani aslında e, yazarın çok büyük bir birikim içerisinde yaptığını okuyucunun da bir anda okuyup anlaması e, imkansızdır diyor. Dolayısıyla belirli bir birikim sonucunda oluşturulmuş olan şiirlerin bir anda okunup anlaşılması mümkün değildir. Sindire sindire yapmak gerekir. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet. 11. soruya geldik. 11. soruda sanatçının sanat eseri ile ilgili asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dış dünya ile sanat eseri arasında yakınlık arayanların biyografya, biyografya ile sanat eserini açıklamaya çalışanların en büyük hatası sanat eserini dışı aksettiren bir ayna olarak görmeleridir. Oysa ki sanat eseri her zaman belirli bir düzeni değiştirmek yeni bir anlayış, yeni bir dünya getirmekle ödevlidir. Onun için de dış dünyadan hareket ederek sanat eseri üzerinde yargı yürütmek, biyografiadan ee, işe girişerek. Eseri anlatmaya çalışmak hep bir aksi sonuç vermiş ve sanat eseri bir insanın hayatını anlamaya yarayan basit bir vesile mertebesine düşmüştür. Şimdi buna göre sanatçının nasıl anlatmak istediği, e, günümüzde sanat eseri olarak algıladığımız şeyleri yaşamı olduğu gibi değil, yani gündelik yaşamımızı var olduğumuz hayat çerçevesinde olduğu gibi değil de kendi özgün e, vuruşlarını yansıtarak aksetmesidir diyor. Dolayısıyla... Gerçek sanat eserleri yaşam olduğu gibi değil, kendi sanatsal gerçekliğine göre anlatan eserlerdir diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı olacak. Sanatçının asıl yakındığı durum nedir diye soruyor bana 12. soruda. Öznel tenkitten yalıwomanlar, eser verenlerden yüz bulmasalar pek dikiş tutturamazlardı. Yaratmanın kulislerine açılan kapıya işi olmayan giremez paftasını çevirmek ikisinin de çıkarına uygundur. Daha doğrusu çıkarlarına buna bağlamışlardır diyor. Aslında şöyle ki e, öznel eleştirilerde bulunan kişilere biraz daha müsamaha göstermesi e, yakın durum yakındığı durumlardır. Dolayısıyla eser ortaya koyan sanatçıların öznel eleştiri yapanlara müsamaha göstermesi diyeceğiz cevabımız D şıkkı olacaktı diyoruz. Evet paragraf konusu paragrafın konusu test 3 burada sona erdi. Test 4'te görüşmek üzere hoşçakalın.